Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belki de tam ölçüsüyle, tam kıvamı ile başka hiçbir kanalda görmediğiniz uşağın meşhur peksimet tarifini hazırladım. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için ilk olarak bir yemek kaşığı instant kuru mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1,5 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Burada mayamızın hızlı bir şekilde aktif olabilmesi için kullandığımız su ile sütün mutlaka ılık olması gerekiyor. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine bir tane yumurtanın akını ekledim. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine tepeleme olacak şekilde bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuz yoğunlaşıncaya kadar mutlaka tahta bir kaşıkla veya benim kullandığım spatula gibi bir spatula ile karıştırmanızı tavsiye ederim. Bu sayede hamur elinize çok fazla yapışmayacaktır. Benim hamurum artık yoğunlaştı. Şimdi spatulamı kenara alarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarifte orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben tarifimde 7,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Ben hamurumu istediğim kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur hazırladım. Şimdi hamurumu tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini havalmayacak şekilde bir streç filmle, temizle bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Benim hamurum oda sıcaklığında 45-50 dakikada mayalandı. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardı ki yoğurma kabından taştı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle toparlıyorum. Sizlerin de bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamur mayalandıktan sonra bu şekilde toparlarsanız yaptığınız hamur işinden maya kokusu ve maya tadı almazsınız. Hamurumu toparladıktan sonra tekrar tezgahımın üzerine biraz un serpiştirip hamuru tezgahımın üzerine aldım. Şimdi hamuru rulo şeklinde uzatıyorum ve 5 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını tezgahımın üzerinde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Hazırladığım bezeleri üzerine biraz un serpiştirmiş oldum. Tepsinin içerisine alıyorum. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra üzerlerinin kurumaması için biraz un serpiştirdim ve streç filmle örterek kenara alıyorum. Şimdi peksimet çöreğinin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için 300 gram dövülmüş sarı haşhaşı kasemin içerisine almıştım. Yanıma da bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ aldım. Haşhaşın üzerine sıvı yağdan az az ilave ederek karıştırıyorum. Akışkan bir kıvam alıncaya kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Yanıma hazırlamış olduğum sıvı yağının hepsini kullanmadım. İç harcımı hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve hemen bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezenin altına, üstüne bolca un serpiştirdim. Daha sonra da oklava ile açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandıktan sonra kendini saldı ve yumuşadı. Şimdi kolaylıkla açılıyor. Yufkama açarken yapışmaması için ara ara üzerine az miktarda un serpiştiriyorum. Zaten bu yufkamızı incecik bir şekilde açmıyoruz. Açabildiğimiz kadar açmamız yeterli olacaktır. Yufkamızın bu kadar büyüklüğü yeterli. Şimdi yufkanın üzerine hazırlamış olduğum haşhaşı kaşıkla sürüyorum. Daha sonra rulo yapacağımız için rulo yaptıktan sonra arasından haşhaşların taşmaması için yufkanın üzerine çok fazla haşhaş sürmüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürmemiz yeterli olacaktır. Şimdi yufkamı bu şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra iki parmak kalınlığında olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Kestikten sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Eğer sizler de bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka ama mutlaka bana güvenerek bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Tek lokmalık, ikramlık, inanılmaz lezzetli bir peksimet oluyor. Ben hemen peksimetlerimi hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız eğer yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Değerli yorumlarınız ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. hazırlamış olduğum peksimetlerin içi kat kat dışı çıtır çıtır oluyor. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu tariften bol bol hazırlayıp piştikten sonra buzdolabı poşetine koyup buzlukta saklayabilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman ister mikrodalgada ısıtın isterseniz normal fırında ısıtın taze pişmiş gibi olacaktır. Peksimetlerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerine bir bez örterek 20 dakika tepsi mayası için beklettim. Daha sonra üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. Yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı da sıvı yağını ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra peksimetlerin üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Peksimetlerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Şimdi peksimetlerin üzerine iki parmağımla kavrulmuş susam sürüyorum. Daha sonra peksimetlerimi önceden ısıttığım fırınıma pişirmeye götürüyorum. Tarifimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlıyorum metimiz benim fırınımda 20 dakikada pişti fakat her fırına göre az da olsa pişme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Şimdi hemen sizlere yakından gösteriyorum. İçinin ne kadar kat kat olduğunu görüyorsunuz. Şimdi peksimetlerimi tabağıma alıyorum. Tabakta da ne kadar şık göründüğünü görüyorsunuz. Tek lokmalık nefis bir tarif oldu. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.